İşte Halikimizden sorduğumuz ahirete dair sualimize Rahman ve Hakim ve Adil ve Kerim ve Hakim isimleri mezkür hakikatle cevap veriyorlar. Şeksiz, şüphesiz güneş gibi ahireti ispat ediyorlar. Hem madem biz gözümüzle görüyoruz, öyle ihatalı ve azametli bir hafiziyet hükmeder ki zihayat her şeyin ve her hadisenin çok suretlerini ve gördüğü fıtri vazifesinin defterini ve esma-i ilahiye karşı lisan-ı hal ile tesbihatına dair sayfi amalini misali levhalarda ve çekirdeklerinde ve tohumcuklarında ve levh-i mahfuzun numunecikleri olan kuvay i hafızalarında ve bilhassa insanın dimağındaki pek büyük ve pek küçük kütüphanesi olan kuvve hafızasında vesair maddi ve manevi inikas aynelerinde kaydeder, yazdırır, zapt ederek muhafaza altına alır. Sonra mevsimi geldikçe bütün o manevi yazıları maddi bir tarzda da gözümüze gösterip milyonlarla misaller ve deliller ve numuneler kuvvetiyle ve iza suhufun nushirat ayetindeki en acip bir hakikati haşriyeyi kudretin bir çiçeği olan her bahar kendi çiçek ekberinde milyarlar dil ile kainata ilan eder ve başta insan olarak eşya, fenaya düşmek ve ademe sukut etmek ve hiçlikte mahvolmak ve başta nevi beşer olarak zihayatlar idam edilmek için yaratılmamışlar. Belki bekaya terakki ve devama tasaffi ile ve sermedi vazifeye istidadiyle girmek için hal kolunduklarını gayet kuvvetli ispat eder. Evet, her baharda müşahede ediyoruz ki, güz mevsimi kıyametinde vefat eden hadsiz nebatat, bahar haşrinde her bir ağaç, her bir kök, her bir çekirdek, her bir tohum ve ida suhufu ayetini okuyup bir manasını, bir ferdini kendi diliyle geçmiş senelerde gördüğü vazifenin misalleriyle tefsir ederek o azametli hafiziyete şehadet eder. Vel evvelu vel ahiru vel zahiru vel batin ayetindeki dört muazzam hakikatleri her şeyde gösterip hafiziyeti azami derecede ve haşri bahar kolaylığında ve kat'iyetinde bizlere ders verir. Evet, bu dört ismin cilveleri, en cüz'iden en külliye kadar cereyan ederler. Mesela nasıl ki, bu ağacın menşei olan bir çekirdek, el-evvel ismine mazhariyetle, o ağacın gayet mükemmel programını ve icadının noksansız cihazatını ve teşekkülünün bütün şeraitini cami bir kutucuktur ki, hafiziyetin azametini ispat eder vel ismine mazhar olan meyvesi ise çekirdekleriyle o ağacın işlediği bütün fıtri vazifelerinin fihristesini ve amellerinin listesini ve hayatı saniyesinin düsturlarını ihtiva eden bir sandıkçadır ki azami derecede hafiziyete şehadet eder. Ve ismine mazhar olan o ağacın sureti cismaniyesi ise öyle tenasüplü ve sanatlı ve süslü bir hulle, bir libas, ve ayrı ayrı nakışlar ve zinetler ve yaldızlı nişanlar ile tezyin edilmiş, güya yetmiş renkli bir huri elbisesidir ki, hafiziyet içinde azameti kudret ve kemali hikmet ve cemali rahmeti gözlere gösterir. Walbat’ın ismine aynı olan o ağacın içindeki makinesi ise öyle muntazam ve mükemmel ve mucizatlı bir fabrika, bir tezgah, bir kimyahane ve hiçbir dalı ve meyveyi ve yaprağı gıdasız bırakmayan mizanlı bir kazanı erzaktır ki hafiziyet içinde kemali kudret ve adalet ve cemali rahmet ve hikmeti güneş gibi ispat eder. Aynen öyle de kürey arz senevi mevsimler cihetinde bir ağaçtır. İsmi evvel cilvesiyle güz mevsiminde hafiziyete emanet edilen bütün tohumlar ve çekirdekler bahar çarşafını giyen zemin yüzünün milyarlar dal, budak, meyve veren ve çiçek açan ağacının teşkilatına dair ilahi emirlerin mecmuacıkları ve kaderden gelen düsturların listeleri ve geçen yazın işlediği vazifelerin küçücük sayfi amelleri ve defteri hidematıdır ki bilbedaha bir hafiz-i zülcelal vel ikramın hadsiz kudret, adalet, hikmet, rahmet ile iş gördüğünü gösteriyor ve senevi zemin ağacının ahiri ise ikinci güzde o ağacın gördüğü bütün vazifelerini ve esma-i ilahiyeye karşı ettiği bütün fıtri tesbihatlarını ve gelecek bahar haşrinde neşr olabilen bütün sahayfi amallerini zerrecik ve küçücük kutucukların içine koyup Hafiz-i Zülcelal'in desti hikmetine teslim eder. Huvel ahiru ismini hadsiz dillerle kainat yüzünde okur. Ve bu ağacın zahiri ise Haşrin 300 bin misallerini ve emarelerini gösteren 300 bin külli ve çeşit çeşit çiçekler açıp hatsiz rahmaniyet ve rezzakiyet ve rahimiyet ve kerimiyet sofralarını sererek zihayatlara ziyafetler vermekle huva zahiru isminin meyveleri, çiçekleri, taamları sayısınca lisanlarıyla zikredip medhü sena eder gündüz gibi ve ize suhufu nüşret hakikatını gösterir. Bu haşmetli ağacın batını ise hadsiz ve hesaba gelmez muntazam makineleri ve mizanlı fabrikaları kemali dikkat ve intizamla işlettiren öyle bir kazan ve tezgahtır ki bir dirhemden bin batman taamları pişirir, açlara yetiştirir ve öyle bir mizan ve dikkatle işler ki zerre kadar tesadüfün karışmasına bir yer bırakmıyor. Huvel Batinu ismini zeminin iç yüzüyle yüz bin dil ile tespih eden bazı melaike gibi yüz bin tarzlarda ilan edip ispat eder. Hem arz senevi hayatı aisiyetiyle bir ağaç olduğu ve o dört isim içinde hafiziyeti ve onunla haşir kapısına bir anahtar yaptığı gibi aynen öyle de dehri ve dünya hayatı cihetiyle yine meyveleri ahiret pazarına gönderilen bir muntazam ağaçtır ve o dört isme öyle bir mazhar bir ayna ve ahirete giden bir yol açar ki genişliğini hataya ve tabire aklımız kafi gelmiyor yalnız bu kadar deriz nasıl ki bir saatin saniyeleri ve dakikaları ve saatleri ve günleri sayan haftalık saatin milleri birbirine benzer birbirini ispat eder saniyelerin hareketini gören sair çarkların hareketlerini tasdik etmeye mecbur olur aynen öyle de semavat ve arzın halik Celal'inin bir saat ekberi olan bu dünyanın saniyelerini sayan günler ve dakikalarını hesap eden seneler ve saatlerini gösteren asırlar ve günlerini bildiren devirler birbirine benzer, birbirini ispat eder. Ve bu gecenin sabahı ve bu kışın baharı kat'iyetinde fani dünyanın karanlıklı kışının baki bir baharı ve sermediği bir sabahı geleceğini hadsiz emarelerle haber verir diye Hafiz ismiyle vel evvelu vel ahiru vel zahiru vel batın isimleri biz halikimizden sorduğumuz haşir meselesine mezkür hakikatle cevap veriyorlar. Hem madem gözümüzle görüyoruz ve aklımızla anlıyoruz ki insan şu kainat ağacının en son ve en cemiyetli meyvesi ve hakikatı Muhammediye Aleyhissalatu vesselam cihetiyle çekirdeki aslîsi ve kainat Kur'an'ının ayet-i kübrası ve ismi azamı taşıyan ayet-el ve kainat sarayının en mükerrem misafiri ve o saraydaki sair sekenelerde tasarrufa mezun en faal memuru ve kainat şehrinin zemin mahallesinin bahçesinde ve tarlasında varidat ve sarfiyatına ve zer ve ekilmesine nezarete memur ve yüzer fenler ve binler sanatlarla teciz edilmiş en gürültülü ve mesuliyetli nazırı. Ve kainat ülkesinin arz memleketinde padişahı ezel ve ebedin gayet dikkat altında bir müfettişi, bir nevi halife arzı ve cüz'i ve külli harekatı kaydedilen bir mutasarrıfı ve sema ve arz ve cibalin kaldırmasından çekindikleri emaneti kübrayı omuzuna alan ve önüne iki acip yol açılan bir yolda zihayatın en bedbahtı ve diğerinde en bahtiyarı, çok geniş bir ubudiyetle mükellef bir abd-i külli ve kainat sultanının ismi azamına mazhar ve bütün esmasına en cami bir ainesi ve hitabat-ı sübhaniyesine ve konuşmalarına en anlayışlı bir muhatab-ı ve kainatın zihayatları içinde en ziyade ihtiyaçlısı ve hadsiz fakriyle ve acziyle beraber hadsiz maksatları ve arzuları ve nihayetsiz düşmanları ve onu inciten zararlı şeyleri bulunan bir biçare zihayatı ve istidatça en zengini ve lezzeti hayat cihetinde en müteellimi ve lezzetleri dehşetli elemlerle alude ve bekaya en ziyade müştak ve muhtaç ve en çok layık ve müstehak ve devamı ve saadet ebediyeyi hadsiz dualarla isteyen ve yalvaran ve bütün dünya lezzetleri ona verilse, onun bekaya karşı arzusunu tatmin etmeyen ve ona ihsanlar eden zatı perestiş derecesinde seven ve sevdiren ve sevilen çok harika bir mucize-i kudret-i samedaniye ve bir acubi i hilkat ve kainatı içine alan ve ebede gitmek için yaratıldığına bütün cihazatı insaniyesi şehadet eden böyle yirmi külli hakikatlar ile Cenabı Hakk'ın hak ismine bağlanan ve en küçük zihayatın en cüzi ihtiyacını gören ve niyazını işiten ve fiilen cevap veren Hafiz-i Zülcelal'in Hafiz ismiyle mütemadiyen amelleri kaydedilen ve kainatı ala edecek ef'alleri o ismin katibini kiramlarıyla yazılan ve her şeyden ziyade o ismin nazarı dikkatine mazhar bulunan bu insanlar elbette ve elbette ve her halde ve hiçbir şüphe getirmez ki bu yirmi hakikatin hükmüyle insanlar için bir haşr-ü neşir olacak ve hak ismiyle evvelki hizmetlerinin mükafatını ve kusuratının mücazatını çekecek ve hafiz ismiyle cüz'i külli kayd altına alınan her amelinden muhasebe ve sorguya çekilecek ve dar-ı bekada saadet-i ebediye ziyafetgahının ve şekaveti daime hapishanesinin kapıları açılacak ve bu alemde çok taifelere kumandanlık yapan ve karışan ve bazen karıştıran bir zabit, toprağa girip her amelinden sual olunmamak ve uyandırılmamak üzere yatıp saklanmayacaktır. Yoksa, sineğin sesini işitip hakkı hayatını vermekle, fiilen cevap verdiği halde, gök gürültüsü kuvvetinde bekaya ait hadsiz hukuku insaniyenin, mezkür yirmi hakikatlar lisanları ile edilen ve arşı ve ferşi çınlatan dualarını işitmemek, ve o hadsiz hukuku zayi etmek ve sinek kanadının intizamı şehadetiyle sinek kanadı kadar israf etmeyen bir hikmet, bütün o hakikatlerin bağlandıkları insani istidadatı ve ebede uzanan emelleri ve arzuları ve o istidat ve arzuları besleyen kainatın pek çok rabıtalarını ve hakikatlarını bütün bütün israf etmek öyle bir haksızlıktır ve imkan haricinde ve zalimane bir çirkinliktir ki hak ve hafiz ve hakim ve cemil ve rahim isimlerine şehadet eden bütün mevcudat onu reddeder. Yüz derece muhal ve bin vecihle mümtenidir derler. İşte biz halikimizden haşre dair sorduğumuz suale hak, hafiz, hakim, cemil, rahim isimleri cevap verip derler. Biz hak ve hakikat olduğumuz gibi ve hem bize şehadet eden mevcudatın tahakkuku misüllü, haşir haktır ve muhakkaktır. Hem madem daha yazacaktım, fakat güneş gibi malum olmasından kısa kestim. İşte geçmiş misallerde ve mademlerdeki maddelere kıyasen, cenab Hakk'ın yüz, belki bin esmasının kainata bakan isimlerinin her birisi, nasıl ki mevcudattaki aine ve cilveleriyle müsemmasını bedahetle ispat eder, aynen öyle de haşri ve darı ahireti de gösterirler, ve kat'iyetle ispat ederler. Hem nasıl Halikimizden sorduğumuz sualimize o Rabbimiz bütün fermanlarıyla ve nazil ettiği bütün kitaplarıyla ve müsemma olduğu ekser isimleriyle bize kutsi ve kat'î cevap veriyor. Aynen öyle de melaikeleriyle ve onların diliyle daha başka bir tarzda dedirir. Sizin zamanı Adem'den beri hem ruhanilerle hem bizimle görüşmenizin yüzer tevatür kuvvetinde hadiseleri var ve bizim ve ruhanilerin vücutlarına ve ubudiyetlerine delalet eden hadsiz emare ve deliller var ve biz ahiret salonlarında ve bazı dairelerinde gezdiğimizi birbirimize mutabık olarak sizin kumandanlarınız ile görüştüğümüz zaman söylemişiz ve daima da söylüyoruz. Elbette bu gezdiğimiz bakî ve mükemmel salonlar ve bu salonların arkalarında tefriş ve tezyin edilmiş olan saraylar ve menziller, hiç şüphemiz yoktur ki, gayet ehemmiyetli misafirleri, o yerlerde iskan etmek üzere bekliyorlar. Size kat'î beyan ediyoruz, diye sualimize cevap veriyorlar. Hem madem Halikimiz bize en büyük muallim ve en mükemmel üstad ve şaşırmaz ve şaşırtmaz en doğru rehber olarak, Muhammed-i Arabi aleyhissalatu vesselam'ı tayin etmiş, ve en son elçi olarak göndermiş. Biz dahi ilmel yakin mertebesinden aynel yakin ve hakkal yakin mertebelerine terakki ve tekemmül etmek üzere her şeyden evvel bu üstadımızdan Halikimizden sorduğumuz suali sormaklığımız lazım geliyor. Çünkü o zat Halikimiz tarafından her biri birer nişani tasdik olan bin mucizatı ile Kur'an'ın bir mucizesi olarak Kur'an'ın hak ve kelamullah olduğunu ispat ettiği gibi Kur'an dahi kırk nevi icaz ile o zatın bir mucizesi olup onun doğru ve Resulullah olduğunu ispat ederek ikisi beraber biri alemi şahadet lisanı bütün hayatında bütün enbiya ve evliyanın tasdikleri altında diğeri alemi gayb lisanı bütün semavi fermanların ve kainat hakikatlarının tasdikleri içinde binler ayetiyle iddia ve ispat ettikleri hakikat-ı haşriye elbette güneş ve gündüz gibi bir kat'iyettedir. Evet haşir gibi en acip ve en dehşetli ve tavrı aklın haricinde bir mesele ancak ve ancak böyle harika iki üstadın dersleriyle halledilir, anlaşılır. Eski zaman peygamberleri ümmetlerine Kur'an gibi izahat vermediklerinin sebebi o devirler beşerin bedeviyet ve tufuliyet devri olmasıdır. İbtidai derslerde izah az olur. Elhasıl Madem Cenabı Hakk'ın ekser isimleri ahireti iktiza edip isterler, elbette o isimlere delalet eden bütün hüccetler bir cihette ahiretin tahakkukuna dahi delalet ederler. Ve madem melekeler ahiretin ve alemi bekanın dairelerini gördüklerini haber veriyorlar, Elbette melaike ve ruhların ve ruhaniyatın vücut ve ubudiyetlerine şehadet eden deliller, dolayısıyla ahiretin vücuduna dahi delalet ederler. Ve madem Muhammed Aleyhisselatu vesselam'ın bütün hayatında vahdaniyetten sonra en daimi davası ve müddeası ve esası ahirettir. Elbette o zatın nübüvvetine ve sıdkına delalet eden bütün mucizeleri ve hüccetleri bir cihette dolayısıyla ahiretin tahakkukuna ve geleceğine şahadet ederler. Ve madem Kur'an'ın dörtten birisi haşir ve ahirettir ve bin ayatıyla onun ispatına çalışır ve onu haber verir. Elbette Kur'an'ın hakkaniyetine şehadet ve delalet eden bütün hüccetleri ve delilleri ve bürhanları, dolayısıyla ahiretin vücuduna ve tahakkukuna ve açılmasına dahi delalet ve şehadet ederler. İşte bak bu rüknü imani ne kadar kuvvetli ve kat'î olduğunu gör.